bizim Abdülhamid Han'ın, Han diyorum, mekanı cennet olsun diyorum. Politikasını da doğru buluyorum. Ne diyordu? Yani iktidar olursanız bu doğru bulduğunuz politikalarımızı yürürlüğe koyacaksınız tabii, diye sormuştum. Bir, iktisadi politika mutlak surette üretken olmalıdır. Bugünkü politika tüketime dayalı bir politikadır. Tüketime dayalı olduğu için 6 milyon civarında gencimiz işsiz bugün. Bak, üreten bir ekonomi diyoruz. Üreten ekonomi sanayileşme ile olabilir. Ağır sanayi ile olabilir. Efendim, sürdürülebilir bir sanayi ile olabilir. Elin adamı uçak yaparken, bakın 1925 yılında Kayseri Uçak Fabrikası'nın temelleri atılmış. 30'da üretime geçmişiz. İkinci Dünya Savaşı ile biz oraları atölyeye dönüştürmüşüz. Tamir atölyesine. Yanlış. Halbuki bizim hinterlatımız batıya nispetle çok daha geniş. Orta Doğu var. Afrika var. Yani iktisat politikası bir. Milli eğitim. Milleti birbirine bağlayan bir eğitim. Mesela Osmanlı'da aile çocuğunu işte rahatlıkla sokağa bırakabiliyordu. Aile ile sokak arasında bir bağlantı vardı. Sokakla esnaf arasında bir bağlantı vardı. Esnafla cami arasında bir bağlantı vardı. Cami ile okul değil, mektep arasında bir bağlantı vardı. Mektepler kışla arasında bir bağlantı vardı. Kışla ile aile arasında bir bağlantı vardı. Zincirin halkaları birbirini tamamlıyor. Burada millet şuurunu oluşturuyordu. Biz eğitim sistemini bu minval üzere ayarlamak durumundayız diyoruz. Yani teknik esasa dayanan, üretimi besleyen, destekleyen bir eğitim. Bu Abdülhamid Han'da da vardı.